Başarı ve sevginin sırrı. Hikmet ehli zatlar buyuruyor ki, başarılı bir iş adamı olan büyük bir zata hem başarılısınız hem de herkes sizi seviyor. Bu nasıl oluyor diye soruluyor. O da uyguladığı prensipleri özetle şöyle açıklıyor. Güven. İçimizde güvene ve sevgiye dayalı bir ateş olmalı. Çalışanları sevmeli, onlara güvenmeli. Güvenen mutlu olur. Ailede, ticarette hemen her sahada sıkıntı güvensizlikten kaynaklanır. Güvenden ise sevgi doğar. Sevgi de başarıya sebeptir. Güven ve sevgiyi yakalayan başarır. Kalp kırmamak Kalp en kıymetli organdır. Allah'ın evidir. Onu kıran cenab Hakk'ı üzer. Kafirleri de eziyetten sakınmalı. Herkes Allah'ın kölesidir. Köleyi inciten, efendisini incitmiş olur. Herkesin gönlünü almaya çalışmalı. Hizmet, insanlara iş ve aş vermek en büyük sevinç olmalı. Bu hizmet eşkıyalığı da önler. Çünkü aç olan her şeyi yapar. Karnı tok, sırtı pek olandan fazla zarar gelmez. Çok çalışmak. Önce Allah'a tevekkül etmeli, emrolunduğu için sebebe yapışıp çalışmalı. Bu işin sırrı inanç, azim ve ihlastır tevazu. Bunu ancak ben yaparım diyeni Allah zelil eder, başarısız kılar. Bizde iş yok ama sizinle beraber bu işi başarabiliriz derse, Cenab-ı Hak onu aziz eder, başarılı kılar. Dua almak Herkes parayı hedeflerken dua almak hedeflenmeli. Başarı, başta ana baba ve hoca duası olmak üzere, herkesin duasını almaya bağlıdır bu hizmetlerle hidayete erenlerin akıttıkları gözyaşları, cehennemin ateşini söndürür. Bunların duaları yedi sülaleye yeter. Kötü düşünce Hiç kimse hakkında kötü düşünmemeli, kin tutmamalı. Herkese iyilikle yaklaşan başarır. Sevmek Seven sevilir. Biz insanları sevmezsek, onlar bizi asla sevemez. İnsana sevgi veya nefret kendinden gelir başkasından değil cömertlik bir şey veren alandan çok sevilmeli alan onun sıkıntısını çeker verense daima mutlu olur rahat eder onun için mümkün mertebe alıcı değil verici olmalı acı ve yük çekmek eğer bir iş hedefine sağlıklı gidiyorsa onda gözyaşı ve üzüntü vardır Acı ve yük çeken başarılı olur. Acıyı başkasına çektirense bir gün silinir gider. İnanç. Kişi inanmadığı şeyi yapamaz. Sevmediği şeyi başaramaz. İçi yanmayan başkasını yakamaz. Büyüklerin ateşiyle yanan her işe dört elle sarılır. İki türlü ölüm. Hikmet ehli zatlar buyuruyor ki iki türlü ölüm vardır ani ölüm ve izinli ölüm. Çok kibirli bir hükümdar memleketini gezmek ister. Hizmetçilerine elbiselerimi getirin diye emreder. Getirilen elbiselerden birini zor beğenir. Bir at hazırlayın der. Getirilen atlardan birini zor beğenir. Sonra yanına adamlarını alarak halkın arasında gezmeye başlar. Atının üzerinde gururundan başı yukarıdadır. Vatandaşlarla konuşmak dertlerini dinlemek nerede, kibrinden yüzlerine bile bakmaz. Bu arada, nurani yüzlü bir ihtiyar atın önüne geçer, dizginlerini tutar. Hükümdar çok sert bir şekilde, hangi cesaretle dizginleri tutuyorsun, bırak dizginleri diye bağırır. İhtiyar hiç oralı olmaz. Çok özel bir sırrı olduğunu söyler. Hükümdar, söyle bakalım nedir der. İhtiyar, bu sırrı sadece sizin duymanız lazım. Eğilirseniz kulağınıza söylerim deyince hükümdar başını eğer. Ona ben Azrail'im, canını almaya geldim der. Hemen hükümdarın rengi kaçar, kekeler. Ne olur az müsaade et de evime dönüp çoruk çocuğumu bir defa daha göreyim dese de Azrail Aleyhisselam hayır, sana bir an bile müsaade yoktur der ve ruhunu alır. Sonra bir köye varır, bir kapıyı çalar kapıyı açan delikanlı buyurun efendim der. Azrail aleyhisselam babanızı ziyarete geldim biraz görüşecektim der. Delikanlı içeride Kur'an okuyan babasının yanına gider. Babacığım der demez babası okumaya ara verir. Oğlu kapıda bir ihtiyar var sizinle görüşmek istiyor der. Adam, oğlum ben de zaten onu bekliyordum, hemen içeri al der. İhtiyar zat içeri girince babası onu tanır. Hoş geldin, hazır bekliyordum, Nerede kaldın demesi üzerine Azrail aleyhisselam der ki: Emre uyarak şimdi geldim. Rabbim seni çok seviyor. Nasıl istiyorsan senin ruhunu öyle almamı emretti. Şimdi namaza durayım, son rekatta, son secdedeyken ruhumu al. Rabbimin huzuruna secdedeyken gitmek istiyorum. Adam kalkar, namaza durur ve son secdede o şekilde kalır, vefat edip doğru cennete gider. Biri ani olarak öldü diğeri izinli vefat etti. Biri dünya adamı, öteki Allah dostu.